önceki videoda kaldığımız yerden devam edip bir sonraki haber üzerinden de aynı şekilde ilerleyeceğiz ve genel itibariyle Shiba'dan bahsetmeyi sürdüreceğiz. Şuradan devam edelim. Shiba'nın rally yapıp yapılmayacağı veya boğa momentumunu sürdürülebilme yeteneğine büyük ölçüde bağlı. İşte göz önünde bulundurmamız gereken bazı on-chain bulguları. Ya şunu bir tanesi şey on chain yani on zincir yazmış. Zincir üstü veya tarzında. En üst adreslerde tutulan arz Ağustos ayının başında bulunduğu konumdan önemli ölçüde daha düşüktü. Shiba'nın gerçekleşmiş piyasa değeri son rally sonrasında 376,56 milyon dolarla aylık zirvesini kaydetti. Başka bir deyişle Shiba şimdi edinmenin maliyeti yaklaşık 4 hafta öncekinden önemli ölçüde daha yüksek diyor. Bu konuyla alakalı daha önce de uyardım bakın. Şu anda Shiba'da alım yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Hala söylüyorum. Hele gün içindeki makul bile olsa geri çekilmelerde. Yatırımcı eğer alım yapmak istiyorsa anlık alım yapması daha mantıklı olacaktır. Biraz daha bekleyeyim, bekleyeyim, bekleyeyimden ziyade. Çünkü coin'in fiyatı rutin bir şekilde yükseliyor ve muhtemelen Shibarium'la birlikte patlayacak. O yüzden şu an eğer alım yapılacaksa, alım yapmak isteyen varsa oturup böyle seyretmenin çok bir anlamı olmayacaktır film izler gibi izlemenin. O yüzden şu an yapılacak alımlar eğer yapılacaksa daha iyi olacaktır. Fiyatlar patladıktan sonra dediğim gibi yani yeşil muma bakıp böyle vay be falan böyle patlamış mısırla falan izlediğiniz zaman sonuçta bir şey kazanmıyorsunuz. Dolayısıyla mevcut fiyat seviyesi olası alıcılar için çok çekici olmayabilir ve onları fiyat düşüşünü beklemeye sevk edebilir. Evet. Yani şöyle tabii yatırımcı biraz daha dediğim gibi balinalar konusunda bu söylediği şey doğru. Balinalar daha makul seviyelerden alımı yapmayı severler. Normal olarak ki normalde budur. Küçük yatırımcı biraz daha fiyatlar yükseldikçe alalım. Yani FOMO etkisiyle hareket etmeye daha cazip bakarlar. Kripto fiyatları büyük bir gelişme öncesi günlerde genellikle yükselir. Bu durumda Shibarium'un lansmanı kesinlikle Shiba'nın topluluğu için büyük bir adım ileri olarak kabul edilebilir. Tabii ki. Nereye hani olacağını bilmiyoruz. Daha önceden de söyledim. Tam olarak nereye yükselecek işte vesaire tarzında. Ama Shibarium'un lansmanı yapıldığında yükselecek. Hele ki ayın 15'i mesela. Ayın 15-16'sı yani konferans başladığı sırada muhtemelen bayağı fiyatlar agresif bir şekilde yükselmeye başlayacak gibi gözüküyor. Yani beklentiyle birlikte daha günün başında başlar yukarı gitmeye. Hal asmanı yapıldı. Hal asmanı yapılacak tarzı. Ancak böyle ağla ilgili gelişmeler her zaman olumlu sonuçlanmayabilir. Bu nedenle SHIB sahipleri son dönemde elde ettikleri kazançlardan bazılarını silebilecek satış baskısına dikkat etmelidir diyor. Ya dediğim gibi çok öyle ciddi yüklü satışlar vesaire olmayacaktır. Ne diyor? Shibarium deployment öncesi yükseliş. Peki. Shiba Inu tokenları Bitcoin'in düşük volatilite koşullarıyla mücadele ettiği bu dönemde en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yer aldı. Nitekim birinci sırada olarak yer aldı. Doğrudur. Devam edelim. Şöyle devam ettik. Geçtiğimiz hafta boyunca tokenlar Bitcoin ve Ether üzerindeki nominal kazançlara kıyasla yatırımcılara yaklaşık %20 oranında kazanç sağladı ya. Bu Rollbit, Molbit bunları geç. Perşembe günü 315 milyon dolara yükselen işlem hacimleri Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kripto analiz platformu Kaiko bu haftanın başlarında Shiba Inu blok zincirindeki geliştiricilerin etkinliklerinin arttığını işaret etti. Bu da fiyat kazançlarının sebepsiz olmadığını gösteriyor. Tabii bununla alakalı daha önce de konuştuk. O yüzden uzatmıyorum. Tabii geliştiricilik aktivitesi faaliyetler arttı. Faaliyetler arttı diye fiyat artmadı fakat. Her ikisi de ayrı ayrı birer unsur ve parametre olarak
şibaryumun gelişine bağlı unsurlardır. Ya zaten diyorum ya, öyle bir şibaryum şu anda öyle bir olay ki coin'in 3 yıldan uzun bir sürede kazandığı toplam yatırımcı sayısını düşünün. Ha, bir yatırımcı sayısı var, milyonlarca yatırımcısı var ve coin bunu ama iyi zamanda ama kötü zamanda totalde 3 sene içerisinde, 3 yıldan uzun bir süre içerisinde kazandı. Fakat sadece bir hafta içerisinde bunun %10'unu birden kazandı. Ya bu nasıl bir istatistik değil mi? Bir anda toplamın %10'unu tek seferde kazanıyor coin. İşte Shibarium böyle bir şey. Diyorum ya, Shibcoin acemi traderların en çok alım yapacağı, alım yaptığı ve alım yapmaya meyilli olduğu altcoin. İşte bu şekilde bakın. Daha piyasaya bir acemi trader akını olmadan coin ne yapıyor? Tüm zamanların en yüksek seviyesini görüyor cüzdan adreslerinde. E piyasada acemi traderlar olsa varın düşünün ne yapacak? Merkeziyetsiz finansta etkin bir oyuncu olmak için yarışan meme coin traderları muhtemelen bu ayın sonlarında gerçekleşecek olan Shibarium lansmanı öncesinde token satın alıyor. Son zamanlardaki yükselişin bir kısmı geliştiricilerin Shibarium'da dahil olmak üzere gelecekteki Shiba'nın gelişmelerin hepsinde dijital kimlik doğrulamasına yer vereceğini duyurmasının ardından yaşandı. Doğrudur, SSI da ayrı bir mesele. SSI sayesinde düzenleyicilerle arayı olabildiğince sıkı tutmaya çalışıyorlar ve düzenleyici bir radara yakalanmamak istiyorlar. Çok güzel. Kendine de egemen kimlikler veya SSI diyor. Ve burada açıklıyor. Evet. Zaten kusama açıkladı. Bunun üzerine de konuşur. Geliştiriciler Kanada ve Avrupa Birliği'nde dijital kimliklere ve veri korumasına yönelik artan ilginin Shiba Inu diğer blok zincirlerine kıyasla daha ciddi ve uyumlu bir proje olarak konumlandıracağını düşünüyor. Bu doğru bu arada. Avrupa Birliği tarafı çok önem veriyor. ABD de çok önem veriyor. Son zamanlarda bakmayın o kadar dillendirmediklerine. Öyle sürekli o şöyle yapın böyle yapın. Adamların gündeminde değil. Yoksa merak etmeyin. Onlar da gayet iyi önem veriyor yani SSI muhabbetlerine. Aynı zamanda bu noktada uymayan taraflara da nasıl ambargo koyduklarını ve Coinbase'e ve dahi diğer ABD'li borsalara nasıl ambargo uygulattıklarını iyi biliyoruz. O yüzden şu anda Shiba'nın tabii ki ABD ile ve Avrupa Birliği ile Shibarium gibi büyük bir projeyi çıkarırken arayı sıcak tutma, arayı iyi tutma tavrı ve bu şekilde hareketleri gayet mantıklı. Ya durum bu. İlerleyen videolarda da tabii ki konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.